Tacirler Yatırım, yatırım bize danışılır. Günaydın. Fed'in Eylül ayı toplantı kararı dün akşam açıklandı. Fed beklentiler dahilinde faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Piyasalar tarafından Fed toplantısına ilişkin yakından takip edilen iki önemli husus vardı. Bunlardan birincisi ekonomik projeksiyonlar ve FOMC üyelerinin noktasal tahminleri, dot plot dediğimiz grafik. İkincisi ise Fed'in yeni stratejisine yönelik daha detaylı ipuçları verilip verilmeyeceğiydi. Ekonomik tahminlerde piyasa beklentileri dahilinde revizyonlar gördük aslında. Dot plot'la başlayacak olursak FOMC üyeleri dot plot grafiğinde yani noktasal tahmin grafiğinde 2023 yılı sonuna kadar bir faiz artımı beklemediklerini ifade ettiler. Fed Başkanı Powell da toplantı sonrasında yaptığı basın toplantısında bunu sözlü olarak ifade etti. Ekonomik projeksiyonlara baktığımızda işsizlik tahminlerinde aşağı yönlü bir revizyon olduğunu görüyoruz. Büyüme tahminlerinde 2020 yılına ilişkin çok küçük bir yukarı yönlü revizyon olsa da önümüzdeki dönemlere ilişkin büyüme tahminleri aşağı çekilmiş durumda. Enflasyon cephesinde de yine beklentiler dahilinde ABD'den son dönemde gelen olumlu veriler paralelinde yukarı yönlü revizyonlar gördük. Hem PC hem de çekirdek PC yani hem enflasyon hem çekirdek enflasyon nezdinde yukarı yönlü revizyonlar yaşandı. Diğer taraftan dediğim gibi piyasanın yakından takip ettiği ikinci önemli husus Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'da açıkladığı Fed'in yeni stratejisine ilişkin bu toplantıda daha detaylı açıklamalarda bulunup bulunmayacağıydı. Bu da Fed'in enflasyonun %2'nin ne kadar üzerinde kalmasına tolerans gösterebileceği ya da ne kadar süre bu seviyenin üzerinde kalacağına tolerans göstereceğine ilişkin bazı ipuçları gelebileceği ifade ediliyordu. Fakat Powell'ın bu konuya ilişkin net bir ipucu vermediği görüldü. Bir süre %2'nin bir miktar üzerinde tutulacak şeklinde bir açıklama yaptı enflasyona ilişkin ki oldukça yumuşak ve aslında belirgin bir söylemden uzak bir cümleydi. Fed toplantısı sonrası dolar endeksinin sert bir şekilde değer kazandığını görüyoruz. 92.80'lerden 93.50 seviyesi üzerine yükseldi. Daha önceki videomuzda 93-93.30 bandının güçlü bir direnç olduğunu ve bu direncin aşılması durumunda endeksteki yükselişin devam edebileceğini belirtmiştik. Dolar endeksindeki güçlü seviye bu sabah devam ediyor. 93.45 seviyesinde şu anda. Dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte tabii ki de gelişen ülke kurlarında bir miktar negatif bir seyir söz konusu. Fed sonrasında bugün İngiltere Merkez Bankası'nın toplantısını takip edeceğiz. Bankanın faizlerde ve parasal gevşemede bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Fakat Brexit belirsizlikleri ve ekonomik görünümdeki zayıflık sebebiyle önümüzdeki döneme ilişkin ek gevşeme sinyalleri verebileceği ifade ediliyor. Diğer yandan da OPEC toplantısı var bugün. Hem risk iştahı hem gelişen ülke kurlarındaki kısa vadeli görünüm açısından önemli. OPEC'e ilişkin beklentiler ve senaryo analizleriyle ilgili detaylı bir yazı yazdık ve bu yazımızı da Global Piyasalar Bültenimizin makroekonomik gelişmeler bölümünden bulabilirsiniz.